Merhaba arkadaşlar. Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kordon yapmayı göstereceğim sizlere. Neler var? Malzemelerimi sayayım öncelikle. Şöyle bir kumbuncuğum var. Burada böyle bir boncuk ipim var. Bunu boncuk yapımında kullanılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim markasını da. Misina gibi çok sağlam bir ip bu. Markası bu. Çok sağlam. Ve boncuk iğnem var. Şöyle göstereyim, bu da boncuk iğnem. İpliğimi iğneme taktım. Ve burada zincirler var. Şöyle kordonu bileklik olarak yapacağım arkadaşlar. Ve bilekliğin ucuna da ayarlanması için böyle bir zincir ekleyeceğim. Şöyle bir papağanım var. Küçük papağan. Ve şöyle şu yuvarlaklardan da kapamalar var. Onları da yine bilekliğin ayarlanması için ucuna yerleştireceğim. Şimdi şu kordonun aynısını yapacağım arkadaşlar. Bunu da kolye olarak yapmıştım. Maviyi kolye olarak yapmıştım. Griyi de arkadaşım bana hediye etti. Ben de yine böyle füme bir boncuktan yapacağım kordonu. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ucuna da şöyle küçük bir gül şeklinde bir şey yapabiliriz. Öncelikle bu papağanı takarak başlayacağım. Kordon olarak, bileklik olarak bunu kolyelerinizin zinciri olarak yapabilirsiniz. Gözlüğünüzün ipi olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar bu kordonu. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunları kenara alıyorum. Ben şöyle biraz uzunca bir ip taktım. Çok da uzun olmasın. Boncuğu işlerken yıpranıyor. Şöyle uzun bir ip taktım. Öncelikle buradan 6 tane boncuktan alarak, kum boncuk arkadaşlar bu. Boncuğumdan alarak 6 tane başlıyorum. Altı tane boncuk aldım. 2 tane fazla olmuş. Ve şöyle ipimin ucuna doğru ilerliyorum. Sonrasında papağanımın bu arka kısmından ipliğimi geçiriyorum. Ve 6 tane daha boncuğumdan alıyorum. Şöyle oldu. 6 tane boncuk, papağan ve 6 tane boncuk. Bunu şöyle getiriyorum. İpimin ucunu da biraz bırakmıştım şu şekilde. Getiriyorum ve buradan ipimi bağlıyorum. Şu şekilde ipimi sıkı sıkı bağlıyorum. Bir de çevirip bu iğnemi taktığım tarafıyla bir kere daha şuradan iğnemi geçireceğim. Bir tane de bu şekilde bağlıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum ve şimdi bunu bir kere daha boncukların içerisinden geçireceğim. Şuradan boncukların arasından geçiriyorum arkadaşlar. Daha sıkı olsun diye.
Boncukların arasından geçirdim. Ve papağanımın içinden geçiriyorum. Tekrardan boncukların arasından geçiriyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle sıkı oldu. İyice sıkıyorum. 2 tane kum boncuğumdan aldım ve buradan 2 tane kum boncuktan aşağı iniyorum. 2 tane kum boncuktan aşağı indim. İpimi çektim. Ve bu ipimi şöyle çaprazına çeviriyorum arkadaşlar. Aldığım bu 2 tane boncuğun bir tanesi sağ tarafta, bir tanesi sol tarafta oluyor. Ve ben bu 2 taneden çıktım ya, şu ipi. Şuradan çıktım ya, bu tarafa, ters tarafa geçiriyorum. Ters tarafa geçirdim. Şöyle. Buradan 1, 2. 2 tane boncuktan şöyle 2 tane boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki tane boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki tane boncuktan yukarıya çıktım. İki tane kum boncuğumdan alıyorum. Şöyle. İpimin çıktığı taraftan değil, diğer karşı taraftan iki tane kum boncuktan aşağı iniyorum. Evet, ipimin çıkardığım taraftan hop çarpı karşı tarafa geçiyorum ve alttan 2 tane kum boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde şöyle bakın, yavaş yavaş dönerek bir kordon oluşuyor. Birkaç tane daha yapayım arkadaşlar. Bunun boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Uzun, kısa, ne istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Hangi renkten istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şahane bir zincir oluyor. İsterseniz dediğim gibi kolyelerinizi takarsınız, isterseniz gözlüğünüzü takarsınız. Bileklik olarak, kordon olarak, boynunuza kolye olarak da yapabilirsiniz. Bakın böyle yavaş yavaş dönüyor. Şahane bir şey oluyor. Çok beğeniyorum ben bunu. Çok da kullanıyorum. Öncelikle 3 tane kum boncuk alıyorum. Şöyle 3 tane kum boncuk aldım. Ve zinciri takmak için şu yuvarlaklardan bir tanesini ipime geçiriyorum ve 3 tane daha kum boncuk alıyorum buraya. 3 tane kum boncuk daha aldım. Sonrasında bu boncuğun tepesinden batıp 2 tane alıyorum ve şöyle çıkıyorum. İpimi de çekiyorum. Burada şöyle bir bölüm oluşması gerekiyor. Şöyle bir bölüm oluşması gerekiyor burada. Bunu tekrardan birkaç kere geçerek sabitleyeceğim buraya. Şimdi tekrardan ipimi çaprazına alıyorum ve buradan 2 tane kum boncuktan geçirip yukarıya doğru tüm kum boncuklardan geçirmek istiyorum. 3 tane kum boncuğu birlikte alacağım. Şu 3 tanesini birlikte aldım. Ve yine bu yuvarlaktan geçiriyorum. Buraya sabitleyeceğim bunu. Tekrardan şu kum boncuktan geri dönüyorum. Buraya
İstediğiniz gibi sabitleyebilirsiniz. Ben burada bir tane daha geri döndüm. Şöyle çaprazına geçtim. Buradan 3 tane kum boncuktan tekrar yukarı çıktım. Şöyle. Ama sıkıştıralım, arada boşluk kalmasın. Şöyle bir boşluk oluşmasın arkadaşlar. Sıkıştıralım lütfen. Evet. Bunu güzelce sabitledim buraya. Şimdi buradan bir düğüm atıyorum. Ve ipimi aşağıya boncukların içerisinden geçiriyorum. Boncukların içerisinden aşağıya doğru indireceğim. Dört beş tane boncuktan geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir kapama bölümüne de böyle bir tane yuvarlak koyduk. Burada da papağanımız var. Şöyle göstereyim. Bakın kolumdaki bileklik gibi olacak. Ve ipimi buradan koparıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız arkadaşlar. Ve sevdiklerinizle paylaşın. Yorum yazarsanız sizlere de dönüş yaparım. Fikirlerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazarsanız çok memnun olurum.